BMF'den herkese selamlar. Bir grafiti dersi videosuna daha hoş geldiniz. Bugünkü dersimizin konusu akçalı boyalar. Bu sprey boyalar bizim çok eskilerde oldukça kullandığımız sprey boyalar ve burada her yerde rahatlıkla bulabileceğiniz spreyler bunlar. Bu spreyler artık eskiden ucuzdu ama şu anda öteki boyalarla pek bir farkı açıkçası kalmadı. Bugün size şunu göstereceğiz. Bu sprey boyalarla temiz outline çekilir mi? Grafitiyi yaptıktan sonra acaba şekillendirmek için en son çektiğimiz kontür çizgilerini acaba bununla çekebilir miyiz? Ve bu sprey boyada hangi kepler düzgün şekilde çalışıyor, size onları göstereceğiz. İlk önce boyayı açalım. Üstünden şöyle bir kep çıkıyor. Bu üstündeki kep standart kep diye tabir ettiğimiz kendi üstündeki kepi. Bu kep şöyle bir şey. Maalesef kullanılmıyor bu. Bu üstündeki keple nasıl temizlikte çizgi çekebilirsiniz onu önce size göstermek istiyorum. Üstündeki maalesef gördüğünüz üzere böyle bir kenarları çok acayip kirli bir sıkma şekline sahip. Şimdi bakalım öteki keplerdeki sonuçları neymiş. İlk kullanacağımız üstündeki kep süper skinny dediğimiz beyaz noktası gri kep. Evet bakalım. Gördüğünüz üzere kenarları azıcık kirli ama sıkma kalınlığı olarak bayağı güzel. Şimdi kullanacağımız kep siyah noktası beyaz pocket cap diye tabir edilen bir kep bu. Bu da aslında bir önceki süper skinny'e oldukça benzeyen bir kep. Onu da göstereyim. Yoğunluğu biraz daha fazla ama gördüğünüz üzere kapatıcılık kısmında oldukça iyi. Etrafa dağıtması yakın gibi. Şimdi kullanacağımız cap ise bizim klasik kullandığımız sarı skinny cap. Bundaki sonucu göstereceğim size. Şimdi kullanacağımız cap Montana Gold'un Level 1 skinny'si. Bunun benzeri de aslında şöyle siyah black skinny diye tabir edilen ikisini de kullanabilirsiniz. İlk önce Montana Gold'un Level 1 skinny'sini kullanıyorum. Şimdi göstermek için siyah olanı kullanıyorum. Gördüğünüz üzere en iyi sonuç yine şunlarda verdi. Eğer grafitinize çizgi çekecekseniz en iyisi Montana Gold'un Kepler Level 1. Artı bir şey daha söylemek istiyorum size. Akçalı kullanacaksanız, siyah kullanacaksanız mat siyah alın, parlak siyah çünkü oldukça kötü. Yani bu size gösterdiklerim hepsinin çalıştığı sprey boya bu. Mat siyah, ötekiler kötü. Şunu bir daha göstereceğim size temizliğini. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Bu videomuzda da gördüğünüz üzere akçalı sprey boyalarda hangi keplerin düzgün çalıştığını gösterdik. Fat keplerde herhangi bir sıkıntı yok ama yani daha çok herkesin merak ettiği şey akçalı sprey boyada ince nasıl sıkılır? Buradaki bütün kepleri gördünüz. Bizi takip edip like'lamayı unutmayın. Videomuzu da paylaşın ki bu bilgileri herkes öğrensin.